Evet arkadaşlar, öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Food dalgası bitmiyor. Genesis haberiyle beraber yine foodçular piyasanın çökmesi için elinden gelen tüm sosyal medya güçleriyle saldırmaya başladılar. Tüm kripto ve Bitcoin yatırımcısının yanındayım arkadaşlar. Sizlere bu zor günde kesinlikle ama kesinlikle yalnız bırakmayacağım. Sizlere bu olayların perde arkasını anlatmak istiyorum ve halving süreçlerini göstereceğim. O yüzden şu an haberle alım satım yapan birçok insanın yanılacağını düşünüyorum. Nasıl 16.500 15.500 seviyelerinden buraya kadar Bitcoin yükseleceğini savunduysam, bundan sonra da kısa vadede bir düşüş olma ihtimali masada ama ardından yeniden toparlanacağını düşünmekteyim. Bunu sizlere grafikler üzerinden tarafsız objektif bir şekilde göstereceğim ama sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Lütfen videoyu beğenin. Yorumlar kısmından yorumlarınızı belirtin ki bu futçuların önüne geçelim. Daha güçlü olalım. Gücümüz daha yüksek olsun, her şey sizin için dostlarım. Onun öncesinde bir hatırlatmada bulunmak istiyorum ekstra bilgi olarak. Eğer hala OKX Borsası'nın hesabınız yoksa vermiş olduğum referans linkten hesap oluşturup buradaki adımları tamamladığınızda kutu çıkıyor arkadaşlar. 10.000 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda OKX ben bizzat kullandığım bir borsa. Benim de hacim çevirdiğim bir borsa diyebilirim. Çünkü tek bir borsa paramı tutmuyorum. Siz de buna dikkat edin. Kendi rezervlerini düzenli olarak sürekli olarak açıklıyorlar. Ve bu kampanya belli bir süre sonra bitecekmiş. Bunun da haberini aldım. O yüzden mutlaka katılın. Kaybedecek bir şeyiniz yok sonuçta dostlarım. Evet, şu an market ayı döneminde burada görmüş olduğunuz gibi 2012 yıllarında piyasa boğaya girdi ve 103x'lik Bitcoin'de bir yükseliş. Ardından tekrar ayı dönemi ve burada bir akümülasyon evresi dediğimiz bir bölge geçiyor. Burası 316 günde tamamlanmış dostlarım. Ve bir sonraki boğa startı da halving sonrası başlıyor. Halving sonrası 40x Bitcoin'de bir yükseliş. Tekrar ayı piyasası, ardından akümülasyon süreci ve yeni bir halving sonrası boğa dönemi. Şimdi bizim burada günümüze baktığımız zaman ayının en berbat dönemlerinden bir tanesini geçirdik dostlar. Yani bu ayı piyasası bana göre bitecek. Sonsuza kadar sürmeyecek ve insanlar kesinlikle ama kesinlikle satmış oldukları ürünlere karşı pişman olacaklar, arkasından bakacaklar. Ama tabii ki bu kolay olmuyor. Haber kanalları ve insanların psikolojisini bozabilecek her türlü sosyal medya platformu ile insanların üzerine geliyorlar. Gelmeye devam edecekler, onu söyleyeyim. Yani Genesis batık bir borsanın haftalardır reklamını yapıyorlar. 11 defa iflas açıkladı. 12.yi de açıklarsa şaşırmayacağım. İflas kabul edilmiyor vesaire ve piyasayı tutuyorlar. Baskılamak için tüm güçleriyle saldırıyorlar. İşte bu kanallara, bu kişilere prim vermeyin. Çünkü bunlar piyasanın çökmesi için tüm güçleriyle saldırıyor arkadaşlar. Ama piyasa bana göre çökmeyecek. Ben kısa vadede düzeltme bekliyorum, ardından yeniden halving öncesi. Yani buradaki her halving öncesi bir tepki süreci, bir akümüle süreci geliyor. Yine halving öncesi bir toparlanma süreci bekliyorum. Ardından halving sonrası güzel bir boğa dönemi içerisine gireceğimizi düşünmekteyim. Ama şunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani halving öncesi Bitcoin ölecek. Bitcoin 3K'ya düşecek, 5K'ya düşecek, 10K'ya düşecek. Ondan sonra halving olduktan sonra Bitcoin 100K'ya gidecek. Böyle bir şey bana tamamen çok saçma geliyor. Çünkü herkesin bilmiş olduğu bir yapıda kim para kazanabilir? Kimse kazanamaz. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil arkadaşlar. O yüzden halving öncesi piyasada ben toparlanma. Bu toparlanma seviyelerinde 38K aralığına kadar düzeltmeler mutlaka olacak. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle şunu düşünmeyin. Yani Bitcoin buradan soluksuz 38K gidecek, böyle bir şey asla demiyorum. Kısa vadede düşüşler olabilir. Çünkü food var, saldırı var, baskı var. İnsanları sattırmak istiyorlar. İnsanları zararına sattırıp piyasayı terk edip ardından toplamış olduğu cüzdan toplamış olduğu ürünleri yukarı sürerek insanları satmak için tüm güçlerini piyasa üzerinde hakimiyet kurarak göstermek istiyorlar dostlarım. O yüzden buradaki büyük tuzağa düşmeyin. Bunun esesini ekran görüntüsüne alın. Bu grafik yapısına bakarak siz de gelecekte ne olabilir? Piyasa 3 aşamadan geliyor. 1 boğa, 2 ayı, 3 akümülasyon evresi dostlarım. Her boğadan sonra mutlaka bir ayı piyasası, her ayı piyasasından sonra mutlaka bir boğa piyasası bizim piyasamızda yaşandı ve yaşanmak zorundadır. O yüzden şu yanılgıya kesinlikle düşmeyin. İşte ayı piyasası bir daha yükselmeyecek. Yükselecek arkadaşlar. Bir daha yükselecek. Bir daha yükseldikten sonra bir daha düşecek. Bir daha ayı piyasası gelecek. Sonra bir daha boğa piyasası gelecek. Sonra bir daha ayı piyasası gelecek. Ve bir daha boğa piyasası. Bu sonsuza kadar bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Bütün finans araçlarında, para kazanma enstrümanlarında bu yaşanmıştır. Buna dikkat edin. Kendinizi felaket tellallarına, futçulara yem etmeyin. Ben tüm kripto yatırımcısının yanında olduğum için futçulara, algıcılara ve
piyasanın çökmesi için elinden tüm gücüyle saldıranlara kesinlikle prim vermiyorum ve sizin yanınızda oluyorum. O yüzden mutlaka yayını beğenin arkadaşlar ve paylaşın diyebiliriz. Evet, Bitcoin tarafında kısa vade ne olabilir? 20.400 demişti. Bakın 20.400 seviyeleri çok ama çok güzel bir şekilde çalıştı dostlar. 20.400 seviyesinden güzel tepkiler aldık. Ben 20.400 seviyelerinin kırılmadığı, yani aşağı yönlü bir sarkma yaşamadığı, her saniye her saniyesi yukarı doğru atakların devam edeceğini düşünüyorum dostlarım. Yukarılarda da bizleri 25.000 seviyeleri, hatta özellikle 25.300, 25.600 seviyelerine kadar ben yükseleceğini düşünüyorum. 25.600 seviyesinde çok büyük bir likidasyon alınmış olacak. Özellikle son bu Amerikan Food'undan sonra dostlar piyasada ciddi gene short pozisyon açtılar. Bitcoin toparladı. Buradan tekrar yolumuza devam edebiliriz. 25.600 seviyeleri çok ama çok kritik olacak. Burası kırılırsa şuradan beri shortlayan veya şuradan itibaren tüm altcoin'lerin zararına tutan insanlar bu bölgede panik havası içerisine girecek ve piyasanın daha da yukarı doğru akacağını düşünüyorum. Tether dominansına baktığımız zaman uyumsuzluk devam ediyor. Günlükte bir tepki verdi ama bakın nereden reddedi? MA200 seviyesine dahi tepki veremeden o bölgeden geri çekildi. Teknik anlamda bana göre düşüş trendine girmiştir. Yani şuradaki yapı ile şu bölgedeki yapı ile arkadaşlar, şuradaki yapı kesinlikle ama kesinlikle aynı değil. Burada tepki verdikçe bence kafasına vurulacağını, daha da alt seviyesine kadar düşeceğini düşünmekteyim. Bitcoin dominansı artık yavaş yavaş bu hafta sonu altcoin'ler için güzel geçebilir gibi geliyor. Çünkü çok şişti, kısa vade açısından çok şişti. Bir düzeltme yapabilir. Bu düzeltmenin ilk geleceği nokta 43 seviyesidir arkadaşlar. Bu da totalde %1'lik bir düşüşe denk geliyor Bitcoin dominansı için. Bu da altcoin'leri kısa vade açısından biraz daha, özellikle hafta sonunda canlandırabilecek bir güç diyebiliriz. DXY'ye bakalım. DXY beklentimiz ilk günden itibaren devam ediyor. Burada birçok kişi 120 seviyelerini konuşuyordu savaş esnasında. Ancak düşüş trendine girdi DXY'ye ve bir shitcoin grafiği çiziyor diyebilirim. Çünkü yükseldikçe insanlar bunlardan kaçıyorlar. Altına, gümüşe ve Bitcoin'e giriyorlar diyebiliriz. Ve bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. 103.33 üst bant, alt bantta 102.17 arasına sıkışacağını ve biraz yatay seyir izledikten sonra tekrardan 97.54 seviyesine kadar düşeceğini düşünmekteyim. Çünkü her rally'den sonra DXY mutlaka haftalık MA200 seviyesini düzeltme vermiştir. Hatta bunun da altına sarkmıştır. Yani 97.54 seviyede de kırılırsa aşağı doğru 90 seviyelerine kadar DXY düşerse ben şaşırmam. Tabii ki bu uzun vadeli bir hedef, 1 sene, 1,5 sene içerisinde olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Total Market Cap'e bakalım. Bakın Total Market Cap çok önemli bir dirence yaklaştı. 1 trilyon dolara, 1 trilyon üzerinde Bitcoin totalinde bir kapanış görürsek piyasanın yeniden şahlandığında para girişlerinin arttığını görebiliriz. Çok güzel bir yeşil mum aldık zaten arkadaşlar. Bu bölgeler üzerine kalıcı olabilirsek bir sonraki Total Market Cap'teki büyük yükselişleri gördüğümüz hareketlenme yaşanabilir. RSI yavaş yavaş aylıkta 50 seviyesini deniyor. Bu bölgenin kırılması aynı zamanda Total Market Cap'in 1 trilyon üzerine çıkmasını ve 1.7 trilyonlara kadar bize yolumuzun olduğunu gösterebilir. Trend aramalarına baktığımız zaman Amerika'daki trend aramaları bu şekilde. Likidasyonlara bakacağız. Son 24 saat içerisinde 15 milyon dolar Bitcoin'de likidasyon alınmış durumda. Şu an ağırlıklı olarak bir short ağırlığı var. Sadece Deribit borsasında long var diyebiliriz. Birçok insan short pozisyonda. İşlem hacmine baktığımız zaman burada benim dikkatimi çeken Ripple uzun bir süre sonra işlem hacim sırasının yerini koruyor. FTT devam ediyor hacim sıraması. Buna klasik fena değil arkadaşlar. Normalde bu kadar yüksek hacimler göremiyorduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.